Günaydın, ben Elif Akkaya Kutar, analiz sentezle karşınızdayız. Haftanın son gününde yine bugün de siyasete, ekonomiye dair tüm gelişmeleri konuşacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara editörü Mustafa Daş'tan bizleri bekliyor. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın Elif Akkaya Kutar, size ve tüm ekibimize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, dün Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Artık ordunun yeni komuta kademesi belli oldu. 100. yıl ordusunun isimleri sizde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi değişecek mi, değişmeyecek mi? Genelkurmay Başkanı kim olacak? Kuvvet komutanlıklarında atama yapılacak mı diye bir dizi soru vardı aklımızda ta ki dün akşam saatlerine kadar. Dün gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleştirildi. Şura üyeleri ilk olarak teamüller gereği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaretle başladılar güne. Ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçildi ve külliyedeki o 3 saat süren kritik yaş toplantısı başladı. Tabii ki akılda bir dizi soru işareti vardı. Örneğin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler daha öncesinde Genelkurmay Başkanı'ydı. Genelkurmay Başkanlığından Milli Savunma Bakanlığı'na geçince yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Alsever vekaleten atanmıştı. Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Diğer taraftan Kara ve Hava, diğer taraftan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda herhangi bir değişiklik yapılacak mı diye de bazı isimler, listeler yine şekillenmeye başlanmıştı. TSK teamülleri gereği orgeneral ve korgeneral rütbelerindeki isimler teker teker listeye konmuştu. İşte bu noktada artık tüm sorular akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yaş kararlarıyla sona erdi ve Türkiye 100 yılının Genelkurmay Başkanı'na baktığımızda Genelkurmay Başkanı 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Paşa'mız oldu. Bundan sonraki süreçte Genelkurmay Başkanı olarak Metin Gürak, Orgeneral Metin Gürak Komutanımız görev yapacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi. Musa Alsever eski Kara Kuvvetleri Komutanımızdı. Emekliye ayrıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişiklik olup olmayacağı merak edilen konulardan bir tanesiydi. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Yüksek Askeri Şura kararlarında Kara Kuvvetleri Komutanımız Musa Alsever Yaşar Dinden, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Atilla Gülhan'da kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler oldu. Az önce de zaten belirtmiştik. Sadece TSK'nın üst düzey komuta kademesi değil, aynı zamanda terfi bekleyen amiral ve generallerin de aslına bakarsanız durumları netleşti. Şöyle baktığımızda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe getirilen isimler oldu. Şura kararlarıyla 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Elif Akkaya Kutar. 63 albay ve general amiralliğe yükseltildi. Böylece 266 olan general ve amiral sayısında da artış yaşandı. 286'ya çıktı general ve amiral sayısı. Bir ilk de yaşandı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda. Şöyle baktığımızda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. İlk defa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir kadın komutanımız amiral olarak çapraz kılıcı apoletleri arasına taktı. Biz de bununla gurur duyduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda komutanımızın yeni görev süresince başarılarının daim olmasını dileyelim. Evet, TSK'nın artık 100. yıl kademesi netleşmiş oldu. Metin Gürak yeni Genelkurmay Başkanımız, Orgeneral Metin Gürak daha öncesinde 2. Ordu Komutanı olarak görevini başarılı bir şekilde yerine getiriyordu. Artık önümüzdeki dönemde yeni Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki komutanımız olacak Elif Akkaya Kutar. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Şimdi çarşamba günü önemli bir telefon görüşmesi vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüştü. Onun ayrıntılarını dün senden almıştık. Olumlu gelişmeler vardı. Şimdi Ukrayna Dışişleri evet. Bakanı'ndan bir cümle geldi. Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider Recep Tayyip Erdoğan açıklaması yaptı. Buna dair görüşleri, yankıları da alalım senden.
Şimdi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, bu Karadeniz'deki savaş sürecinin öncesinde de Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlığı'ydı. Hali hazırda savaş başladı ve devam eden süreçte de Dmytro Kuleba, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu bu diplomasi trafiğinin önemli isimlerinden birisi olarak masada sürekli olarak yer aldı. Rusya ve Ukrayna tarafları karşı karşıya geldiğinde. Hatırlarsanız Dışişleri Bakanımız, eski Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen, onun himayesinde gerçekleştirilen bir toplantı yapılmıştı Antalya Diplomasi Forumu marşında. Orada da Kuleba Rus mevkidaşıyla beraber yine diplomasi masasına oturan isimdi. Bu tabii sadece başlangıçtı. Daha sonraki süreçlerde de Türkiye'nin kurduğu masaların pek çoğunda Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yine o masadaki yerini aldı. Barıştan yana atılabilecek diplomatik adımları değerlendirdi. Neden bunları anlattım? Yani Kuleba daha dün Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı olmuş bir isim değil. Dmytro Kuleba Türkiye'nin özellikle bu Karadeniz'deki gerginliğin sona ermesi için attığı adımları yakından takip eden isimlerden bir tanesi. Bizzat şahidi olan bir isimden bahsediyoruz. Keza Rusya tarafında da yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da yine bu konuda en tecrübeli isimlerden bir tanesi. Baktığımızda bugüne kadar gerek Volodymyr Zelenskiy ile gerek Vladimir Putin ile gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerde, telefon görüşmelerinde, Türkiye'nin arabuluculuğuyla yapılan ziyaretlerde ve görüşmelerde sürekli olarak iki dışişleri bakanı da, iki devlet başkanı da, yani Zelenskiy de Putin de Türkiye'nin zaten bu noktadaki samimi tavrına sürekli olarak dikkat çekmişlerdi ki Putin daha öncesinde yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne kadar güvendiğini bizzat kendisi de ifade etmişti. Keza Zelenskiy de yine bu noktada Türkiye'nin çabalarının ne kadar önemli olduğunu pek çok kez gerek Türk basınına yansıyan haberlerde gerekse de uluslararası medyaya yaptığı açıklamalarda ifade etmişti. Şimdi şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Türkiye burada, yani Rusya-Ukrayna savaşı çıktığı ilk günden itibaren hiçbir şekilde kendi çıkarlarını düşünen bir ülke pozisyonunda olmadı. Oysa Rusya ile pek çok görüşme gerçekleştirildi hatırlarsanız. Diğer taraftan Ukrayna ile de pek çok görüşme gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile mesela Macron'un yaptığı görüşmeler vardı. Ama burada Fransa ya da diğer ülkeler, hani Fransa en fazla ön plana çıkan ülkelerden birisi olduğu için bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Aslına bakarsanız diğer Avrupa ülkeleri için de bu geçerli. Yapılan bütün görüşmelerde tamam barış ifade edildi ama barışla beraber de ülkeler kendi çıkarlarını korumak için de aynı zamanda adımlar attılar. Ya da devlet başkanları mesela Emmanuel Macron gibi uluslararası alanda kendi konumunu yükseltmesi için de böyle görüşmelere imza attı. Yoksa Macron aslında savaşın başından itibaren de bu noktada pasif kalan liderlerden bir tanesi oldu. Sebep hep şuydu, kendi ülkelerinin çıkarlarını bazen hatta yani bu sadece kendi ülke çıkarlarını da bahsetmiyorum. Çünkü kendi ülke çıkarları bile bazen diplomaside daha şey kalabilir, daha doğru kalabilir. Burada biraz daha kişisel çıkarlar aslında bakarsanız. Kişisel çıkarlarıyla liderler hareket etti. Ama Türkiye ne kendi çıkarı için ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi çıkarı için bu noktada bir adım attı. Zaten bu yüzden de iki ülkenin de aslında bakarsanız güvenini kazandı. Dmytro Kuleba'nın bu mesajı çok önemli. Çünkü biz bunları zaten yayında söylüyorduk. Dün de mesela bu görüşmeyle alakalı yorum yaparken yine dile getirmiştik ama savaşın taraflarından bir tanesinin dışişleri Bakanı, yani diplomasideki en yetkili isimlerden bir tanesi diyor ki bu Karadeniz tahıl girişimiyle alakalı bir uzatma kararı çıkacaksa eğer bu kararı çıkartabilecek olan lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyor. Rusya ile özellikle Türkiye'nin arasını bozmak için NATO Liderler Zirvesi öncesinde ve sonrasında biliyorsunuz pek çok açıklamalar yapılmıştı, pek çok iddialar ortaya atılmıştı. Ama son Putin ve Erdoğan görüşmesi bir kez daha gerçekleştirdi ki Türkiye o diplomasiyi öyle güzel işliyor ki ilmek ilmek hani derler ya, o kadar güzel ve o kadar doğru adımlar atıyor ki bu noktada bir kere Türkiye'nin birinci kaidesi dürüstlük. Türkiye ne Rusya'ya yalan söylüyor ne Ukrayna'ya yalan söylüyor. Hani Zelenski'ye farklı, Putin'e farklı konuşmuyor Türkiye'de. Ya da bu iki tarafın da kurmaylarıyla yapılan, diplomatik kurmaylarıyla yapılan Türk diplomatların gerçekleştirdiği toplantılarda da aslına bakarsanız o devlet olma bilinciyle beraber hani en tepesindeki isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan en listenin artık en altına koyabileceğiniz diplomatına kadar. O diplomata kadar aslına bakarsanız masaya oturduğunda aynı dosya, aynı kurallar ve aynı samimiyetle bu masa kuruluyor. Bu diplomasi adımları atılıyor. Hiçbir yerde Macron'a
Putin'e farklı ya da Zelenski'ye farklı bir şekilde bir ifade kullanılmıyor. Eğer ki Putin'i eleştiriyorsak bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Türk diplomasisindeki diğer diplomatlarımız Rusya'nın attığı adımların hatalı olduğunu düşünüyorsak bunu biz Putin'le gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmelerinde de dile getiriyoruz. Yani çiğ yemedik ki karnımız ağrısın, yalan söylemiyoruz ki karnımız ağrısın. Diğer tarafta Zelenski ile alakalı eğer ki çekincelerimiz varsa bunu Zelenski'nin de yüzüne söylüyoruz, Putin'e de iletiyoruz. Ya baktığınızda gerçekten belki de artık bu yeni yüzyılda Türkiye diğer Avrupa ülkelerine, Batı ülkelerine, sadece Avrupa ve Batı ülkelerine değil aslında bakarsanız tüm dünyaya da bir diplomasi dersi verir nitelikte adımlar atıyor ki bu da baktığımızda bu şanlı tarihimizden gelen diplomatik o zihniyetin ne kadar canlı tutulduğunu, o diplomatik hafızanın ne kadar canlı tutulduğunu ve Türkiye'nin artık yumuşak gücünü ne kadar etkin kullanabileceğinin de bir kanıtı. Kuleba'nın bu mesajları o anlamda gerçekten çok önemli. Hani bütün dünyaya da aslında bakarsanız verilmiş bir mesaj. Bunu sadece Türkiye'ye yönelik bir mesaj olarak kabul etmemek lazım. Sonuçta bu açıklamayı yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba. Yani Kuleba'nın söylediği sözlerin hepsi Avrupa basınında da yer buluyor. Şimdi o basında Avrupa'da çıkan gazetelerde şöyle başlıklar olacak. İşte Kuleba işaret etti, çözümün adresi Erdoğan şeklinde. Bu noktada baktığınızda yani siz ülke olarak da diplomasideki gücünüzü bu şekilde, yani başkalarının size yönelik verdiği pozitif mesajlarla beraber ne yapıyorsunuz? Diplomatik gücünüzü arttırıyorsunuz. O zihinlerdeki pek çok algıyı kırıyorsunuz ki önümüzdeki günlerde yüksek ihtimaldir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği yüz yüze görüşmede artık bu tahıl koridoru anlaşması konusunda bir soru işareti kalmayacaktır. Bu konuda atılabilecek olan adımlar değerlendirilip atılacaktır. Ya o görüşmenin hemen ardından bu tahıl koridoru konusu uzatılacaktır ya da Putin Moskova'ya döndükten hemen sonra tahıl koridoruyla alakalı anlaşmanın uzatıldığını açıklayacaktır. Ama burada Türkiye'nin bir isteği var. Yani bir önceki tahıl koridoru anlaşmalarına yönelik, o uzatmalara yönelik farklı bir isteği var. Bugüne kadar hep ay bazında uzatmalar gerçekleştirilmişti. 3 aylık, 6 aylık süreler için anlaşmalar gerçekleştirilmişti. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk diplomatlar yaptıkları görüşmelerde kısa dönemli değil, uzun dönemli uzatmalardan yana aslında. Bu da en kısa bir yıllık. En kısa bir yıllık bir uzatma süreci için masaya oturulacak ve diplomatik temaslar kurulacak ki. Burada kurulacak olan diplomatik temaslarla beraber Elif Akkaya Kuter yeni bir aslına bakarsanız koridorun da belki temelleri atılabilir. Çünkü Rusya'nın çok önemli kimyasalları var. Özellikle de tarımda kullanılan çok önemli kimyasalları var. Şimdi biz Ukrayna tahılının evet dünya piyasasına çıkmasını bir yönden destekliyoruz. Tahıl koridorunun açılması bizim için önemli diyoruz. Ama burada altta önemli olan bir başlık da Rusya limanlarından çıkacak olan kimyasallar, tarımda kullanılan gübre niteliğindeki kimyasallardan bahsediyoruz. Geçen yıl biliyorsunuz bu kimyasallar dünya pazarına çıkamamıştı. Dünya pazarına çıkamadığı için de tarımda üretim azaldı. Şimdi bu yıl Ukrayna'dan tahıl koridoru anlaşmasının yapılması, uzatılması geçen yılkiyle aslına bakarsanız tam da eşit düzeydeki bir sektöre, piyasaya pozitif getirmeyebilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz geçen yıl dünya pazarlarına, Ukrayna limanlarından çıkan tahılların hepsi savaş başlamadan önce ekilen tahıllardı. Yani devam eden savaş süreci içerisinde pek çok tarım arazisi Ukrayna'da ekilemedi. Şimdi Ukrayna'da pek çok tarım arazisi ekilemediği için ister istemez tahıl koridoru açıldığında da ne olacak? Bu kez dünya pazarlarına ve özellikle de Türkiye'nin ve Rusya'nın da istediği Afrika pazarına, Afrikalı ülkelere, ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesi gereken tahıl miktarı çok daha düşünülenden, yani bir önceki döneme göre çok daha az olacak. Bu noktada da ülkeler kendi içlerindeki üretimlerini arttırmaya çalışacaklar. Ülkeler kendi içlerindeki üretimi arttırmaya çalıştıklarında da işte o kimyasal gübrelere ihtiyaçları olacak. O kimyasal gübreler konusunda da en kısa sürede Rusya ile Rusya limanlarından bu kimyasalların, değerli kimyasalların ayrılabilmesi için ayrı bir koridor anlaşması da, ayrı bir diplomasi masası da kurulması ve bunun ivedilikle kurulması da şu an için diplomatik kulislerde konuşulan önemli başlıklar arasında.
Evet, önümüzdeki günlerde umarız bununla ilgili olumlu haberler veririz. Putin'in de Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı'yla yüz yüze görüşmesi söz konusu, henüz tarihi belli değil ama diyelim ve devam edelim. Mecliste yeterli sayıda milletvekili imzasıyla olağanüstü toplantı talebi olmuştu. Bu talep üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 8 Ağustos Salı günü toplanma çağrısında bulundu. Bu talep neden geldi? Olağanüstü toplantının gündemi ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneme hızlı başladı. Hani evet. Normalde biz 1 Ekim tarihi itibariyle milletvekillerinin mesai yapmasına alışmışız. Yaz aylarında son 2 yıldır, 3 yıldır bu kadar yoğun bir mesaisi yoktu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Zaten tatile de geç girildi 15 Temmuz'a kadar. Özür dilerim. Aynen. Hocam. Yani 15 Temmuz... Estağfurullah. 15 Temmuz'a kadar bir tatil süreci, o tatil başladı, devam ediyor. Arkasından bir olağanüstü toplantı. Şimdi bakıyorsunuz yine Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'a milletvekillerinin imzalı istekleri gönderildi. Bu noktada CHP grubuyla Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçilen DEVA, Demokrat Parti, Saadet ve Gelecek Partisi milletvekilleri Akberen'deki yaşananları gündeme almak üzere meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Yani gündem aslına bakarsanız bu Akberen'de yaşanan olaylar olacak ama tabii bu noktada şimdi Akberen'de yaşananlar bir tarafa, orada bir vatandaşların bir isteği var. Bu vatandaşların isteği dile getirilebilir mi? Tabii ki dile getirilebilir. Yani sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin evi, milletin iradesi. Burada eğer ki bir çözüm konusu olacaksa, bir çözüme ulaştırılacaksa oradaki bu tartışma, bu toplantının yapılması gündemde. Ama bu toplantıda aynı zamanda mesela CHP'li Mahmut Tanal gibi isimlerin yine orada yaptığı, yani Akberen'de yaptıkları provokasyonların da gündeme gelmesi lazım. Yani sadece milletvekillerinin yapacağı, aslına bakarsanız bu toplantı değil. Eğer ki muhalefet kanadı bu noktada dürüstse, gerçekten bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılması isteniyorsa, bence ilgili bakanların da mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması lazım. Mesela İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da burada olması lazım ki Yerlikaya Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden gerekli iddialara cevap verebilsin ve kendi sorularını da yine Yüce Genel Kurul önünde dile getirebilsin. Yani baktığınızda bir milletvekilinin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kahraman polisimizin üniformasını giyen, bir kahraman jandarmamızın üniformasını giyen bir güvenlik görevlimize yönelik yaptığı hakaretvari hareketler var. Bu hareketler zaten sosyal medya üzerinde biliyorsunuz gündem oldu. Bununla alakalı soruşturmalar başladı. Şimdi tamam, soruşturma aşaması bir tarafa ama diğer taraftan şimdi bu tarz görüntülerde bunları yapmaya niyetli ya da yapma hevesi içerisinde olan, parantez içerisinde söylüyorum, daha öncesinde biz bunları kimlerden gördük? HDP'lilerden gördük. Yani polisimize, askerimize yönelik hakaretleri, polisimize, askerimize yönelik şiddetvari davranışları biz bugüne kadar hep HDP'lilerden görürdük. Bu noktada şimdi bu hareketler bir başkalarına da yine cesaret veriyor. Bununla alakalı da yine en üst perdeden eğer ki bir kınama yapılması gerekiyorsa o kınamanın yapılması lazım ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesela son yaptığı yazılı açıklamada bu konuya dair biliyorsunuz önemli mesajları vardı. Tanal'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti ki önümüzdeki süre zarfı içerisinde zaten bir soruşturma başlatıldığı için de Adalet Bakanlığı nezdinde büyük ihtimalle bir fezleke hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecektir. Ama muhalefetin bu noktada ne kadar samimi olup ne kadar samimi olmadığını da aslına bakarsanız biz bu gerçekleşecek olan 8 Ağustos Salı günü gerçekleşecek olan toplantıyla beraber öğreneceğiz. Neden bunları söylüyoruz? Daha öncesinde de biliyorsunuz yine olağanüstü toplantıya muhalefetin isteğiyle çağrıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet herhangi bir şekilde bir karar çıkartamadı. İktidarın bu noktadaki işte şu isimler gelsin, bu isimler gelip burada sunum gerçekleştirsinler, sorularınızı cevaplasınlar, taleplerini de ne yaptılar? O talepleri de geride bıraktılar. Mesela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyordu. Ama muhalefet tüzüğe aykırı diyerek Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmesini istememişti. Şimdi diyorlar ki Akberen'deki bu olayları konuşalım. Akberen'deki bu olaylarla alakalı neler yapılabilir? Görüşelim. Bu konuyla alakalı sizleri olağanüstü toplantıya çağırıyoruz diyorlar. Eğer ki bu toplantıda da muhalefet
samimi bir tutum sergilemezse, samimi bir tutum sergileyip aynı zamanda genel kurul çatısı altında, o genel kurul çatısı altında Türk polisine, Türk askerine, Türk jandarmasına hakaretvari hareketlerde bulunan, hakaret eden isimlere yönelik belirli kınamalar, muhalefet kanadından belirli kınamalar gelmezse buradaki samimiyet sorgulanır. Ha, onun dışında Akberen'deki olaylarla alakalı istişarede bulunmak her zaman için iyidir. Vatandaşların orada bazı istekleri var, bazı dilekleri var. Bu dileklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde alınması kadar da doğal bir şey yoktur. Vatandaşın bir isteği varsa vatandaşın evi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme gelecek. Milletvekilleri istişare edecek ve buna yönelik de adımlar atılacak. Ama bu toplantı muhalefetin o samimiyet terazisinde ne kadar samimi olduğunu da bir kez daha Türk milletine gösterecektir. Evet, süremiz çok daraldı. 2 dakikamız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 24 Özel yayınında Kaan Yakuba'nın konuğuydu. Sorularını yanıtladı. İki önemli projenin müjdesini verdi. Tabii birçok projeden bahsetti ama iki müjdesi vardı diyelim. Bunlar nelerdi? Şimdi baktığımızda bunlardan bir tanesi Kanal İstanbul. Kanal İstanbul projesinin en kısa sürede başlatılacağını söyledi Bakan Abdülkadir Uraloğlu. Tabii Kanal İstanbul projesi uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki başlıklardan bir tanesi. Özellikle de kentsel dönüşümle alakalı biliyorsunuz daha öncesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özesekin'in de bu Kanal İstanbul projesinde yapım için ayrılan rezerv alanlardan faydalanabileceklerine dair açıklamalar vardı. Bu nedenle projenin bir an önce başlaması da önemli. Diğer taraftan Ankara ve İstanbul arasında yeni bir hızlı tren hattının da müjdesini verdi Abdülkadir Uraloğlu. Saatte 350 kilometre hızla seyredebilecek süper hızlı bir tren projesi için çalışmalara başladıklarını söyledi. Tabii bu saatte 350 kilometre hızla gidecek süper hızlı tren özellikle Türkiye'nin iki büyük şehri İstanbul ve Ankara arasındaki gerek yolcu taşımacılığı gerekse de lojistik anlamda bu hattın açılmasıyla beraber çok önemli bir adım atılmış olacak. Türkiye'nin iki büyük şehri birbirine süper hızlı trenle bağlanacak. Yani aslına bakarsanız 350 kilometre şu anda giden hızlı trenler yaklaşık 200-250 kilometreye kadar çıkabiliyor. 350 kilometre ile iki şehir arasındaki mesafe iyice kısalacak. Hani İstanbul ve Ankara birbirinin arka bahçesi haline gelecek. Şu anda projeler başlatılıyor en kısa sürede. Bütün vatandaşlarımıza Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca Ankara gündemini bizim için toparladın. 24 Ankara editörü Mustafa Daş'tan kolaylıklar diliyoruz sana. Analiz Sentez'de kısacık bir ara sonra konuklarımızla buradayız. Analiz Sentez devam ediyor. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Dinç konuklarımız. Hocam Doçent Doktor Yusuf Dinç konuklarımız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz günaydın. Mustafa Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, siyasetle başlayalım. Siyaseti hızlıca bitirelim ve o kadar çok ekonomi başlığı var ki ekonomiyle de devam edelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa ve değişim çağrıları devam ediyor halkın. İşte %80'i partilerin %68'i değişim istiyor. Halkı duymuyor musunuz sorusu sorulmuş Kılıçdaroğlu'na. Bu tür talepler yoktu. Bir hafta içinde basın gündeme taşıdı. Öyle başladı bu tartışmalar cevabını vermiş. Özgür Özel tarafında aday olacak mısınız sorusuna sorumluluk almaksa sorumluluk deyip adayla yeşil ışık yakmış. Ekrem İmamoğlu tarafında var tabii yeniden aday olması, yerel seçimlerde yeniden aday olması gerektiğini söylemişti. Görüşmüştü birçok eski başkanla. Özgür Özel seçimlerde ortak listeye girmenin partilere büyük kayıp yaşattığını itiraf etmiş. Onur Öğmen CHP eski genel başkan yardımcısı var. Yine onun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarından sonra mutlaka istifa etmesi gerektiğini belirtmiş. Seçimi gecesi söyledim usulen Kılıçdaroğlu'nun hemen istifa etmesi gerekirdi demiş. Aslında denilen daha birçok şey var bu arada. Murat Karayalçın'ın da açıklamaları var. Yani bilmiyorum o dedi bu dedilere devam edeyim mi yoksa artık ne olacak bu durumun sonu deyip size şimdi mi pas atayım? Siyasetin tablosu şöyle. Hükümet kanadını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi neyse bir umutları var demek ki. Yok, benim de dilimi dolanmış. Mustafa Bey bir de şöyle bir senaryo dolaşıyor. Son olarak onu da ekleyeyim. Murat Karayalçın'ın geçici genel başkan olması önünde.
tabloyu bir özetleyelim. Ne oldu seçimden sonra bu siyaseti biz niye konuşuruz sorusunun bir cevabını aradım da. Hükümet oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, hükümet başkanı ve devlet başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketin idaresine ilişkin, maliyesine ilişkin, dış politikasına ilişkin icraî çalışmalar içindeler. Partilerin içerisinde herhangi bir tartışma yok. AK Parti de Büyük Kongresi'ne hazırlanıyor. Lüzumlu il başkanlarını ya da teşkilat başkanlarını değiştiriyor. Büyük Kongresi'ni yaptıktan sonra teşkilatlarını da tekrar atayacak veya yenileyecek. Ondan sonra da yerel seçime hazırlanacak. Onun dışında da gördüğüm kadarıyla bir gündemi yok. Büyük şehirlerle ilgili bir sırayı aldı herhalde. İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkanı neden yok? Veya var mıymış? Olduğu halde o zaman bunlar neden yapılmadı diye bir liste çıkarttı. İstanbul'un kaybolan, varlığı belli olmayan bir şey var. Çünkü belediye başkanı var. Yani birini seçilmişti de nerede o diye bir baktılar. Eğer olsaydı ne yapabilirdi? Bir belediye başkanı olsaydı İstanbul'da neler yapılabilir diye bir liste çıkarttılar. Hı hı. Belediye başkanı olmadığı için yapılamayanlar listesi oldu bu. Yapılamamış işler listesi oldu bu. Sonra tabii işin bir tarafı bu. İktidar tarafı kendisine tevdi edilen görevin gereğini yapıyor. Sahada icraat yapıyor hükümet olarak. İstanbul'da da muhalefette olduğu için İstanbul'da da muhalefet yapıyor. Yani beklenen de o, yani görevin neyse onu yaparsın. Onlar işlerini yapıyorlar. Burada bir problem yok. Muhalefet tarafında ise çoklu ittifak vardı biliyorsunuz. 6'ya kadar sayılmıştı en son. Ama sonra bu arttı. Sayısı daha sonra tam olarak hesaplanamayan bir ittifak olmuştu. Bu ittifakın paydaşlarının birbirlerini arkadan konuştuklarını biz konuşuyorduk burada seçimden önce. Yüzlerine, yüz yüze hiçbir şey söylemiyorlar birbirlerinin yüzüne ama arkadan böyle. Şimdi artık yüzlerine birbirlerinin yüzüne konuşuyorlar. Gelecek Partisi CHP'ye, CHP Gelecek Partisi'ne ise Saadet Partisi CHP'ye, o Saadet Partisi'ne. İşçi Partisi CHP İYİ Parti CHP'ye, CHP İYİ Parti'ye, Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na, Özgür Özel kendine. Onun kimseyle bir işi yok, o kendine çalışıyor. Bir de bunlar böyle zikzak vaziyette şey vardır ya, filmlerde böyle meşhur bir şeyi soyguncular almaya girerler, çok değerli bir şey. Orada böyle lazer şeyleri olur. İzleri olur. Ona değersen alarm çalar filan. Şu şekilde böyle çaprazlama birbirine geçmiş. Altından girer, üstünden çıkar filan, böyle numaralar yaparlar. Bunlar yapamıyorlar. Lazer herkesi kesiyor. Yani her taraftan bir yerlere atış var. O mahalleye girmemeniz lazım. Esenyurt gibi Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefetin mahallesi. Girdiniz bir yerlerden bir kurşun gelebilir. Kimin kime laf ettiği belli değil çünkü. Sonra dediler ki, birileri dedi ki ya dur bir dakika, bir çalışma yaptı. İhtiyar heyetini topladılar. Mahallenin ihtiyar heyeti toplandı. Çünkü muhtar ve azalar kavga ediyorlar. İhtiyar heyeti geldi. İşte o ihtiyar heyetinden de birine Murat abi formülü. Pek Murat abi de İsmet abi gibi durmuyor ama. Bir Murat abi formülü çıktı. Murat abi şey olsun, genel başkan olsun. Ondan sonra biz yürüyelim. Bu formül daha önce uygulanmış bir formüldü değil mi? Şimdi evet, işte o ihtiyar heyetinden biri de genel başkanlık yaptı orada. Öğmen. Fakat buradaki hesabı görmemiz lazım. Buradaki hesap şu: Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde ekarte etme hesabı. Bütün bu tezgahın arkasında şu var: Kılıçdaroğlu gitmek zorunda kalsın. Kılıçdaroğlu böyle giderse yenildiği için değil, kendi partisinden teneke çalınarak kovalandığı için gitmiş olur. Kılıçdaroğlu için iyi bir siyasi final mi? Onu kendi hesaplasın. Hak ediyor mudur? Onu da Cumhuriyet Halk Partililer daha iyi bilir. Ama senaryo bu. Yenilgi yok ama. Yerinde ne konuluyor? Tabii yenilgi yok.
Yenilgi yok yani, şöyle yenilerek gitmek adamın kısmetinde yok. Kumpasla gidecek. Nasıl geldiyse öyle gidecek yani. Dedim ya, hak mıdır, adalet midir, o da ayrı bir bahistir. Onu da biz tartışmayalım. Fakat oradaki plan da şudur. Yerine gelecek olan aslında Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi olacak. Evet. İki formül var. Ya İmamoğlu'nu yeniden belediye başkanı seçtirip sonradan CHP genel başkanı olmasını sağlayacak. Evet. Veya önce seçimlerden hemen önce bir hülleyle İmamoğlu'nu koltuğa oturtup, CHP genel başkanını koltuğuna oturtup yerine seçimde kaybedecek, kendine kalsa kaybedecek bu seçimde İstanbul'u. Büyük hayalleri olan birinin daha ilk yarışta, yarışın ilk etabında sallana sallana giderek seçimi kazanacağını, yarışı kazanacağı vaade almış çünkü. Demişler ki ya sen tin tin yürü, biz sonuçta seni şeyi, finish çizgisini sana getireceğiz. Senin oraya kadar koşmana gerek yok paşam demişler ona. Finish çizgisini ona yakınlaştırmışlar. Bunu söylemişler. Sonra bakmış ki lan yürüdükçe finish çizgisine yaklaşamıyoruz. Hani birileri bunu buraya getirecekti, niye getirmediniz? Dediler ki senden önce bastonla yürüyen ihtiyar vardı ya. Ya biz en sonuna karar verdik ya, kusura bakma. Sen daha gençsin, biraz daha yürürsün. Yürüme niyeti yok İmamoğlu'nun. İmamoğlu finish çizgisini burada istiyorum diyor. O yüzden Murat Karayalçın da CHP genel başkanlığını ona bırakacak, gidecek. Ha, en fazla hani biraz karakterli davranırlarsa, ya şimdi aldık burayı şeyden, Kemal Bey'den, hemen de teslim edilmez ki, ayıptır ya falan derlerse, o zaman Ekrem İmamoğlu'nun ikinci dönemi için uğraşacaklar. Ne kadar başarılı olurlar? Herkes İstanbul'da yaşıyor. Kokunun farkındasınız değil mi? İstanbul'da her yer kokuyor. 30 sene evvelki gibi kokmaya başladı. Efendim havalar sıcak. Arkadaş havalar sıcak. 20 yıldır havalar sıcak yani. Havaların sıcak olduğu yıllar oldu bu memlekette. Biz Haliç kokusunu yeni duymaya başladık ama 1990'lardan sonra. Bu böyle bir şeydir çünkü. Yapraklar size alkışlıyor. Niçin? Arıtma tesisini yapmadığınız için. Allah Allah. Şimdi o yüzden başarısız bir belediye başkanı ya da var herhangi bir varlık sergileyememiş bir belediye başkanının siyasi hırslarını tartışıyor muhalefet. Ve oradaki tek mutlu var, AK Parti'ye ve MHP'ye, muhafazakarlara ve milliyetçilere memlekette iktidarı kaybettirmek. Ne için? Birbirlerinin arkasından konuşan, birbirinin kuyusunu kazan, yüzüne karşı gülerken arkasından kumpas çeviren insanlardan oluşan bir güruhu memlekette ya da şehirde iktidar yapmak için. Ha, muhalefette bir şey daha var. O yani muhalefet seçmeni adına benim de konuşabileceğim kadar iğrenç, siyasi açıdan söylüyorum. O da şu: Kılıçdaroğlu gitmeyi kabul etmezse önümüzdeki yerel seçimde büyük şehirlerin tamamını kaybeder. Bu ne demek biliyor musunuz? Ona kaybettiririz demek. Yani ihanet ederiz demek. Partiye de kaybettiririz, görür gününü o demek. Şimdi seçmenin iradesiyle bu kadar oynayabilenin gelecekte nelerle nasıl oynayabileceğine dair bir fikriniz oluşuyordur değil mi? Benim oluştu. Onun için yani o kalp işaretinden geriye kalan kocaman bir sıfır oldu. Bütün umut anlamında da... Sen çok düzgün yapılamaması eleştiriliyor. Tabii beceremiyor ki. Beceremiyor ki. Kalp aynı zamanda biliyorsunuz ikinci bir anlamı daha vardı kalbin değil mi? Kalp para derler. Sahte. O kalp gibi okunur. Evet, işte kalp. Kalpazanın kalp. Kalpazanın kalp. İşte o kalp, kalp para gibi sahte. Sahtelikten kar elde etmek isteyenleri de sahtekar denir bu memlekette. O yüzden sahtekarlar ve sahtekarlık tiyatrosu var muhalefet kanadında.
bir işinin başında olup iktidar sorumluluğunu aldığı yerde çalışan, muhalefet sorumluluğunu aldığı yerde de iktidarın karnesini çıkarıp muhalefet görevini yapan bir AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ortaklığı var. Şuna da muhtaç değil ayrıca, yani İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu kaybetsin diye bütün illerde çalışmama, çalışıyormuş gibi yapıp ama kaybederek İmamoğlu'nu cezalandırmasına da ihtiyacı yok. Çünkü İmamoğlu İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmadı. Bundan sonra gelecek belediye başkanlığında, hani başkanının da vardır ya belediye başkanlarımız panosu. Orada fotoğrafını koymasına bile gerek yok. Çünkü bir şey yapmadı adam yani. Yok hükmünü de sayması gerekir bana kalırsa. Çünkü siyasi hırsları için böylesi bir makamı, dünyada insanların rüyasında bile görmekte zorlanacaklar bir makamı, merdiven basamağına çevirmeye niyetli olan ve o amaçla kullanan birinin o fotoğrafı o duvarda hak ettiğini düşünmüyorum. Kendi adıma söylüyorum. Tamam, Mustafa Sarıgül'ün bahsettiği aslan parçası da. Mustafa Sarıgül öyle. Mustafa Sarıgül yani lafa sıra gelirse İmamoğlu ondan baş edemez. Bir şey söyleyeyim mi? İşe sıra gelirse de baş edemez ha. Beceriklidir yani. Çok beceriklidir ayrı ama beceriklidir yani. İcraatı şişti de... Şöyle icraatı da şeydir, vardır. İcraatını nasıl çarpan etkisi yaratacağını da iyi bilir. O yüzden ben orada oturdum onun çalıştığı süre boyunca. Yani icraat konusunda yani bir iki şey söylerim ama icraatını nasıl çarpanına dönüştürüp çarpanla yan yana getirip büyüttüğünü, gölgesini büyüttüğünü ne dair daha fazla şey söyleyebilirim. Bu senin uzmanlığın tarafında çalışmış yani. Öyle. Ama şey hani aslında şey bunu konuştururken Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Sarıgül'ü konuştururken biraz al birini vur öbürüne dedirtmek de istiyor. Çünkü son tarihte Mustafa Sarıgül de Büyükşehir Belediye Başkanlığı kaybetmiş bir isim. Seçime girmiş. Kaybetmiş bir isim. Yani kaybetmişi kaybetmişle yarıştırmak da CHP'nin işine geliyor. İnce. Şimdi oradaki popülerliğini yeniden kazanmış olmak da şeyin işine geliyor. Sarıgül'ün işine geliyor. Haber siyasetin işe gelenlerle vatandaşın nezdinde böyle hoş olanlar arasında her zaman bir uyum olmuyor. Gördüğünüz gibi. İnce gördüm, bize buralardan anlat yani. Siz ne dersiniz Yusuf Hocam? Ya şeyde Sarıgül profili yani bir siyasi fenomen oldu. Şimdi siyasi fenomen profiline baktığınızda böyle rahatsız edici profiller görüyorsunuz dünyada. İşte ya ırkçılık tarafından bir ilerleyenler var. Başka da hatırlayabildiğim bir işte sosyal medyada yükselen bir siyasi fenomen profili yok. Bence Sarıgül'ün yaptığı o profil çok dünya için de yeni bir şey. Yani ben enteresan buluyorum ve kendisinden konuşturuyor olmasını, ilgi topluyor olmasını takdire şayan buluyorum. Başka biçimlerde ilgi toplanır falan gibi beylik laflar edilebilir ama işte artık bu dünyada insanların birçok biçimde temas kurmanız gerekiyor. Diğer tarafını da iyi yapabiliyor gibi görünüyor iletişimin. O yüzden ben orasını çarpıcı buluyorum ama Sayın Kartal'ın değerlendirmeleri bayağı mesajlar vardı. Sanki şöyle, şimdi bir koltuğun varsa öbür koltuğa geçişte de bir uçurum varsa, ayağın kayacaksa ondan bir kalkmasam mı falan gibi bir duygu mu var bilmiyorum ama mesela belediye başkanlığı normalde şöyle, İstanbul Belediye Başkanlığı demek Cumhurbaşkanlığı demek. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediyesi'nde, ya İstanbul varoştan farksız bir yerken gösterdiği performansla, onu bambaşka bir çehreye büründürerek gösterdiği, evet, performansla Cumhurbaşkanı oldu. Yani o, ben şöyle ifade ediyorum, 28 Şubat'ta cezaevinden, evet, bir kuş uçurdu ve o kuşu millet gördü.
Yusuf Hocam, evet, şu son dakikayı aktardıktan sonra tekrar hem bu şeyinize devam edelim hem de MİT'ten Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon. KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu öldürüldü. MİT terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan PKK, KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi. MİT deniyor son dakikada. Görüntüleri de görüyorsunuz Anadolu Ajansı'ndan geçen görüntüleri. MİT terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan PKK, KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram. Yılmaz Bayram Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirildi. Ne demek genel kurye sorumlusu? İşte muhaberat hocam, silah yani? Ve mühimmat sağlıyormuş terör örgütüne. Evet, operasyonlar devam ediyor. Kapsamlı bir boyutta alır inşallah da. Evet. Artık her zaman söylüyorum, Türkiye içinde ve çevresinde teröre müsaade edemez hedeflerine ulaşmak istiyorsa. İnşallah daha kapsamlı bir temizlik operasyonuyla. Bir şey söyleyeyim, bu hani bizim doğumuzu, güneyimizi, hatta mümkün olduğu kadar kuzeyimizi de biraz kendi açımızdan güven altına alıp oralarda enerji tüketmeyi bırakıp batıya döndüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Yüzümüzü batıya döndük ama gardımızı alarak döndük yani. Hani aman biz de geliyoruz ey batılı komşular falan diye değil. Ne oluyor orada, ne diyorsunuz şimdi siz, böyle konuşun bakayım filan modundayız biraz. Bu tabii bu harekatlar konusunda Türkiye'nin biraz yöntem değiştirdiğini bize gösteriyor. Ya da iki seçenek, ikisini birlikte yürüttüğü şeylerden, yöntemlerden birini şu anda devam ettirdiğini görüyoruz. Tepedeki adamlarını, elebaşlarını tek tek toplama. Vakvakları ürkütmeden, Türkçesini söyleyeyim, hadi millet öyle söyler bunu yani. Yok efendim, harekat yaptınız, insan hakları, Kürtler, mazlumlar falan. Terör örgütüydü, YPG değildi filan. Tamam kardeşim, işte artık bağırmayın. Bak bir şey diyebiliyorlar mı? Bir tane topluyor. Evet. Yani kuryeyi topluyor, istihbaratçısını alıyor. Evet. Yöneticisini alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Çalışamaz hale getiriyor, işlevsiz hale getiriyor. Nerede? İran'la birlikte ortak kontrol altında tuttukları ve İran ve PKK'ya yakınlığıyla bilinen özel bölge yönetiminin, Erbil yönetiminin ikinci ortağı KYB'nin, Talabani'nin partisinin kontrolündeki Süleymaniye'de. PKK'nın üssü olan Kandil'den, dağın tepesinden. Hı. PKK'nın ikinci Kandil, işte olası Amerikan hediyesi devletçiğin başkenti olarak planladığı Sincar'dan. Ya da Rusya'nın da PKK-YPG'yi gözetim altında tuttuğu Afrin'in güneyinden, Cerablus'tan. Fark etmiyor. Hayır, lazımsa Şam'dan bile MİT adam indirir. O kadarını söyleyeyim yani. Şimdi bu kabiliyet sizin karşınızdaki insanlara, ya tamam bir dakika, bir şimdi Türkiye'de ya dursun orada falan diyecek durumda değiliz dedirttiriyor. Tabii bu kabiliyette gözükmüş oluyor. Tabii. Evet. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ da bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Elif Hanım. Herkese günaydın olsun. Hocama, Mustafa'ya çok günaydın. Sevgiler. Bilmukabele. Günaydın. Sensiz mi bitireceğiz diyordum acaba? Yok ama çok erken ayrılacak. Şimdi Yusuf Hocam, sizin cümlenizi kesmek zorunda kaldım. Lütfen cümlenizi yani. Kısacık söyleyeyim. Bir kaybedilecek bir koltuk riski olmasa bence bu süreç daha şiddetli geçebilirdi. Biraz daha yani kaybedecek bir şey olmayan bayağı yüklenebilirdi. Şimdi doğru. İşte böyle biraz geçiyor. O da tabanında da zannederim bir herhangi bir tarafa destek çıkılmasına mani oluyor. O yüzden bu ara formülleri koşturuyor olabilirler diyeyim. Ben de anladığım kadarıyla bu kadar
ifade etmiş olayım. Hakan senlik bir durum yok. Biz hakikaten öyle muhalefetteki lüzumsuz tartışmaları konuşuyorduk. Evet. Bizi oradan çıkarttığın için de teşekkür ederiz evet, ayrıca. Biz de zaten senle demiştik ki başında çok hızlı konuşuyoruz. Sen çıkartmasan ben çıkartacaktım. Evet yani. Evet tabii. Evet. Senin gelmenle oradan çıktık yani evet. Hamdolsun. Evet tekrar hoş geldiniz o zaman. Dünkü işime önemli verilerle başlayalım. Hem enflasyon açıklandı hem dış ticaret verileri açıklandı. Enflasyon beklentilere paralel geldi. Zaten hep konuşuyorduk burada. Sizlerin de tahmini Yusuf Hocam'ın da sizin de tahmini o yöndeydi. Dış ticarette ise olumlu veriler geldi. Tarihin en yüksek Temmuz ihracatı gerçekleşti. 20 milyar dolar seviyesini aşarak. Onları yorumlayarak başlayalım mı Hakan Güldağ? Olur. Yani enflasyonda söylenebilecek yani dediğiniz gibi hocamın da tahmini yani yüksek bir enflasyon bekleniyordu. Çift taneye yakın oldu. Bir önceki süreçte zaten birinde ayı birinde İTO enflasyonu açıklanıyor. Daha doğrusu İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi orada da 9.84'lük bir aylık artış vardı. Birbirine yaklaşmış olması da dikkatimizden kaçmadı değil mi hocam? Yani bir hayli bir şey var, yakınlaşma var iki veri arasında. Acaba zaten hep öncü göstergesi da, deriz gerçekten. Ona ben de bir yorum vereceğim senden sonra inşallah. Evet yani acaba diyorum ona da belki bir yorum isterim sizden doğrusu. Bir rasyonele dönüş mü var? Enflasyon rakamları TÜİK'in verileri açıklamasında da bir rasyonele dönüş mü var diye doğrusu bir merak ettim kendim. Ama yani tabii ki daha artacağını da biliyoruz enflasyonun. Biraz daha böyle devam edecek. Çok hızlı bir düşüş olmayacak. Hatta yılın ikinci yarısında benim tahminim ama Merkez Bankası ikinci çeyrekte en yüksek zirveyi görüp oradan sonra da inecek diye düşünüyor. Doğrudur şimdi yani Haziran'dan sonra önümüzdeki dönemde yavaş yavaş bir enflasyonun düştüğünü göreceğiz ama o zamana kadar enflasyon yüksek kalmaya ve biraz daha yükselmeye de devam edebilir. Bunun geçen sene biraz olumlu etkilerini yaşadığımız ya daha doğrusu bu yılın ilk aylarında olumlu etkilerini yaşadığımız baz etkisinden de kaynaklandığını yine söylemek lazım. Çünkü önümüzdeki dönemde geçen sene işte Ağustos'ta da olsa Eylül'de de olsa Aralık'ta hatta 1.8'e kadar geriliyor. Geçen senenin enflasyonları düşük kalmıştı. Şimdi tekrar bir yukarıya doğru baz etkisiyle çıkışta olacak. Ayrıca tabii yapılan zamlar da motorine, benzine gelen zamlar da her yere sirayet ediyor. Zaten bu enflasyonda da 9.46'lık enflasyonda da onun etkisini görüyoruz ama önümüzdeki aylarda ben özellikle üretici fiyat endeksleriyle tüketici fiyat endeksi şimdi bayağı yakınlaşmış görünüyor. Hatta ÜFE'nin artışı ilk defa belki sevindirici olarak TÜFE'nin evet, altında kaldı. Şimdi orada makas tekrar açılabilir mi? Onu göreceğiz. Aslında baktığımız zaman mesela geçen gün bakıyorduk biz de ne oldu taşıma fiyatları diye 15 bin liradan 30 bin liraya gelmiş. 30 bin liranın hatta üzerine çıkmış İstanbul Mersin bir kamyon fiyatı. Yani bunların tabii ister istemez önümüzdeki sürece bir takım etkileri olacak. Dünyada da yani dış etkileri de biraz burada dikkate almak gerekir. Maalesef petrol fiyatları, çünkü maalesef diyorum bizim enerji faturamızın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Petrol fiyatları düşmesi beklenirken, gerilemesi beklenirken ileriye doğru bir kırılma yaptı. 80 doların da üzerine çıktı. Gerçi biraz hafifçe gerilemiş olsa da hala 80 doların üzerinde 81 dolar gibi varil başına bir Brent petrolde fiyat var. Rusya'da doğrusu Çin'e vesaireye bayağı satabildiği için o da OPEC'le beraber hareket etmeye başladı.
pek öyle petrol fiyatlı, yani petrolde sözüm ona diyeyim bir kısıntı uyguluyor. O kadar da çok satmak istemediğini ifade ediyor. Bütün bunlar da biraz petrol fiyatını yukarı çıkartıyor. Çin de bir paket açıkladı bu arada. Daha çok konut sektörüne dönük ama yine de emtia tarafında biraz fiyatların yukarı doğru hareketlenmesine yol açtı. Onun için dışarıdaki etkiler de bizi biraz önümüzdeki süreçte elimizi zorlaştıracak gibi görünüyor. Enflasyonda yukarı çıkış olacak ama görünen o ki dış ticarette ve cari açıkta da turizm çok çok iyi gitmemesine rağmen ticaretimiz nedeniyle ikisinde de bir düşüş bekliyoruz önümüzdeki süreçte. İhracatın maalesef hocam yine bu ihracatın ithalatı karşılama oranında geçen ay daha iyi bir sonuç elde etmiştik Haziran'da. Temmuz'da o kadar iyi bir sonuç olmadı. Ama yine de ihracatımızın rekor seviyede artmış olması önemli bir veri. Ama ithalatımız yine ihracatımızdan fazla artmış oldu. Yine de önümüzdeki aylarda beklentiler ticaretin, dış ticaret açığının azalması yönünde. Buna bağlı olarak cari açığında biraz daha toparlanması yönünde. Yani ilk yarıdaki kadar hızlı bir ithalat artışı beklemiyoruz. İhracatta da biraz daha kurların yukarıya çıkmasıyla birlikte daha olumlu bir tablo ortaya çıkabilir. Ama orada da geçen senenin altında kalma ihtimali de hala var ihracatta benim gördüğüm. Evet. Buyurun evet. Hocam. Notları aldınız. Şey güzel. Yani ben şöyle varsayıyordum. İşte politika setindeki değişimle ilk en kısa vadede elde edilecek ilk kazanım beklentilerin homojenleşmesi olabilir diyordum. Hakan Bey de ona vurgu yaptı. İşte İstanbul enflasyonuyla Türkiye enflasyonu birbirine yakın geldi. Hatta enflasyon piyasa tahminine yakın geldi dikkat edilirse. Bu bir başarı olarak sunuluyor şu anda ekonomi yönetimi tarafından. Gerçekten bir başarıdır. Yani birinci gün şu bakımdan söylüyorum. Birinci gün başladığında işte politika faizi ne olacak sorusunun iki cevabı vardı. İki marjinal uçta. Biri 15, biri 40. Tabii marjinal uçlardan birinde kaldık biz 15'te ama 40 diye bir tahmin de vardı. Eğer piyasa böyle tahminler yapıyorsa bütün öngörülerinizi kaybedersiniz. Piyasanın en görmek istemeyeceğimiz durumu bu tahminler arasındaki farkların çok derin olduğu durumlardır. Şu anda orası homojenleşti yani. Herkes enflasyonla ilgili ne beklediğini biliyor az çok. Kurla ilgili ne beklediğini gene nispeten biliyor. Diğer başlıklarda da beklentiler, işte politika adımlarının nasıl şekilleneceği ile ilgili bir fikir var. Ve şu eleştiriyi de bu ortadan kaldırıyor. İşte bize derli toplu bir program sunulmadı. Eleştirisini de ortadan kaldırıyor. Siz o programın çerçevesini anlayabiliyorsunuz ki bu tahminleri yapabiliyorsunuz demektir. Ama tabii OVP çalışması devam ediyor ve ona OVP'ye doğru heyecanı da biraz yüksek tutmak lazım. Çünkü gerçekten öngörülerimize en büyük katkıyı sağlayacak çalışma o. Ona doğru heyecanı yüksek tutmak lazım. Ama az çok herkes şu anda bu işin uzmanları ne yönde nasıl ilerlendiğini tahmin ediyor. Enflasyon beklentilere uygun geldi. İşte o vergi artışları, o kur artışlarından sonra böyle bir enflasyon rakamına ulaşılması olasıydı ki bunun içinde Haziran da var, bayramdan artan kısmı orada aslında. Burada kur 23'ten 26'ya gelen kur değil bu, 19'dan 26'ya 27'ye gelen kur. Teorik olarak kurdaki her %10'luk artışın enflasyona bir puan katkısı var. Tabii bu güncellenmedi bu elimdeki ampirik veri ama şu anda da büyük ihtimalle yapılsa buna yakın bir sonuç çıkarır. Kur çekişli bir enflasyon etkisi var. Bunu biz bir de bilerek sıkılaştırıcı olmak adına vergilerle yukarı ittik. Çünkü böyle yaparak faiz tarafını rahatlatabiliyoruz. Şu anda
maliye politikasıyla para politikası arasında bir yük paylaşımı var. Bu Merkez Bankası lehine. Fakat maliye de buna çok fazla dayanamaz. Yani maliye politikası buna çok fazla dayanamaz. Çünkü alt orta gelir grubu biraz sonra iyice sıkılmaya başlayacak. Orada bize biraz nefes aldırması gerekecek maliye politikasının. O yüzden bir süre maliye politikası para politikasını destekleyecektir. Sonra para politikası yoluna biraz yalnız devam edecek diye düşünüyorum. 2024'ün Temmuz'unda işte bu enflasyon verisinin baz etkisiyle biz çok farklı bir değer göreceğiz. Orada ayrılan maliye politikasıyla para politikası yeniden buluşup bizi 2025'e çıkarabilir. Ama bunlar süreç boyunca bir birleşecekler, bir ayrılacaklar. Yani bir sıkılaştırıcı yönde ikisi birden hareket edecek. Bir de biri sıkılaştırıcı, biri genişletici yönde hareket edecek. Böyle sonra tekrar buluşacaklar sıkılaştırıcı tarafta. Böyle bir periyot göreceğiz. Şimdi bu veride benim için en önemli olan konut fiyatının en düşük artan fiyat olması yani. Bunu umuyordum, bekliyordum. Ve halen istatistik, ekonometrik olarak çalışıyorum. Tam yeterince çalışmayı tamamlayamadım. Ama davranışsal yönü itibariyle söyleyeyim. Türkiye'de otomobil piyasası yükseldikçe konut piyasası da yükselir. Ev satanlar otomobil fiyatıyla evin fiyatını kıyaslar. Yani ben bu evi satacağım, hangi arabayı alıyor? Kıyasını yapmadan neredeyse hiçbir üretici ev satmaz. Evet, birbirleriyle takas edilebilen iki ürün. Bir de öyle yani. Değil mi? Arabayı ver İval. Milli piyango bileti alırken kaç ev kaç o hesap. O hesabı da öyle yapar. Lüks konut üretenler lüks araçta bir kıyas yapmadan satmazlar. Diyelim ki sosyal olsun adı. Sosyal konut üretenler de orta sınıf araçta kıyas yapmadan onu satmazlar. Evet. Bizim bugün yaşadığımız enflasyonist deneyimde, bak çarpıcı bir şey söyleyeceğim Elif, o yüzden hazırlıyorum. Tamam, not alacağım o zaman hocam. Sonra politika, politika faizindeki tercihlerden çok daha fazla sorumlu olan otomotivdeki önceki ÖTV artıştır. Bu benim iddiam, çarpıcı olsun diye biraz da böyle söylüyorum. Tabii o ÖTV artışına, kur artışta binince oradan politikaya bağlarsınız falan neyse. O ÖTV artışına, kur artışta binince 200 binlik araba birdenbire 1 milyon olur. 200 binlik araba 1 milyon olursa 300 binlik evde 1,5 olur. Matematik belli şimdi yani. Şimdi 200 binlik araba 1 milyondan 400 bine inecek mi? Bana onu söyle. Orası önemli. Şimdi evet, araştırmanın bizim için önemli noktası. Evet. Şimdi şu adımlar etki etmeyecek falan diyorlardı ya. İşte ilanda tabela değerinden daha yüksek ilan verilemez gibi. Hatta buradan zannederim çağrı yapmıştık. Bu ilan siteleri otomobilin sıfır fiyatını ya da kasko değerini ilanda otomatik göstersin diye. Böyle bir şey de gelmiş. Bak, o iyi dürüst satıcılar vardır. Bir otomobil koyduğunda ilana kasko değerini oraya yazar. Bilirsin ya adam örtmez. Ama çoğu onun gözükmesini istemez. Çünkü kasko değer listesinin üzerindeki fiyatlarla satarlar. Onu sitenin otomatik koyması lazım. Şimdi sadece sıfır araçlar için böyle bir şey yapılıyor. Ama sıfır olmayanlar için de, daha doğrusu düzelteyim. Sadece sıfıra yakın ikinci el araçlar için bir tamam fiyat varmış gibi duruyor. Ama onun gerisindeki modeller için de bir benchmarkımız var bizim elimizde, istatistik. Onu da oraya koymak lazım. Şimdi o işe yaramaz dediler ama o şöyle işe yarayacaktı. Biz aracı sıfırı kaç para onu bilecektik yani, bunu öğrenemiyorsun. Çok araştırma yapman gerekiyor. O site gezmen gerekiyor falan. Herkes de bu zahmete girmez. Şimdi fiyatı biliyoruz. O fiyatın üzerine ne kadar koymak istediklerini biliyoruz. Bu piyasayı bir regüle ediyor. Yani yüksek yazamıyor, düşük de yazamıyor. Şimdi fiyat giriyorsan ya yukarı girersin ilgi çekmek için ya aşağı girersin. Eğer herkes de aynı fiyatı giriyorsan senin ilanın tıklanma bile almaz. Tamam mı? İlgi çekmen lazım. Ya düşüğü girersin ya yükseğe girersin. Böylece ilgi çekersin. Şimdi giriyorsun bütün ilanlar aynı. Yani tıklanması falan bile düşmüştür. İşte aracı favori alıyorsun falan, bir sürü o özellikleri var o sitelerin. O ilgiler falan bile azalmıştır. Orada ben bir düşüş bekliyorum. Ama bir de şaiye var ki ÖTV artacak diye. Ve bu şaiye
bir finansal piyasalardaki destek mekanizması var ya Hakan Bey altta. Evet. Tam öyle çalışıyor. Şu anda bütün otomobil piyasası ve otomobil piyasasının etrafındaki herkes bu şayayla hayatına devam ediyor. Ve bu ama, onları güçlü tutuyor. Ama Cevdet Yılmaz yeni bir vergi artışı beklemiyorum bu yıl demiştir. Süpersin ama bu alttan alta işliyor. Ve şurası da var. Şimdi ÖTV'yi arttırmasanız bile kur artışıyla araba ÖTV'de kendi kendine üst dilime gidiyor. Hı. Çünkü biz ÖTV'nin dilim tutarlarını, o maklu tutarlarını yeniden güncellemedik. Kendi kendine de üst dilime geçip birdenbire bugün 100 bin olan araba birdenbire 150 bin olabiliyor. İşte ilave bir 10 bin liralık artışla bir üst dilime geçip hiçbir şey anlamadım. Dengeyi bozuyor. Yani anladığım şey yani. Şu. Anladığım ne yaparsanız yapın bunu bir biçimde otomobil otomotiv piyasası arttırıyor onu bir şekilde. Onu, her şey pozitif onun artışına yarıyor. Hiçbir şey onun düşmesine yaramıyor. İşte tam da öyle bir problemi tartışıyoruz. Bu piyasa böyleyken ÖTV artışı ya da vergi artışlarıyla bu piyasayı yükseltmek başka bir etki yapıyor. Ekonomideki bütün parametreleri bozuyor. Şimdi işte biraz önce KDV'ler arttırıldı. KDV'yi arttırırsınız böyle bir etki yapmaz. Ama talebi yüksek olan ve bütün hayallerin bir biçimde içine girmiş olan bir metayı birdenbire piyasada yukarıya iterseniz diğer bütün fiyat dengelerini de bozarsınız. Ama ben bu şu fiyat artışları insanların bir otomobil sahibi olması için olmuyor ki. Şöyle. Fiyat artışları başkalarının yani çok artıyor araba dövizden daha fazla para kazandırır evet. falan diyerek satın almaya girişmesinden dolayı artıyor bu. İşte onu o motivasyonu besleyen kur artışı ya da emtia artışından çok vergi artışı oldu. Burada bence ÖTV'nin yeniden bir düzenlenmesi lazım. Otomobil sıfır otomobil fiyatını o ÖTV'deki dilimleri aşağı doğru taramak lazım. Ondan sonra ikinci el piyasası kendi yıkılacak zaten. Yani vura vura yıkacaksınız öyle şey değil. Bu adamlar almış şimdi 500 bine aldım 400 bine satmak işime gelmiyor yani. Tamam. Araba almayı biraz erteliyoruz evet. Sevgili izleyiciler. Şöyle, bekliyoruz ne olur ne olmaz. Stokta olan bazıları 2024 içinde bunları satmak zorunda kalacak. Çünkü kredi imkanları yeterli olmayacak. Ve o arabaları da daha önce aldıkları kredilerle almışlardı. Şimdi daha önce kredi aldılar. Arada parayı nemalandırdılar otomobilde. Geçmişte aldıkları kredileri otomobili satarak gelecekte kullanmış olacaklar. Yani 2024 içinde o stonda araç biriktirenler falan da konut biriktirenler de yavaş yavaş satarlar. Evet. Siz hadi ne bak. Dersiniz Hakan Bey son 5 dakikanız kaldı şimdi, diye üzgünüm. Tabii Elif Hanım nasıl olsa konuşuruz da. Daha yeni geldik. Ama evet yani yeni geldiniz biz sizi. Böyle bir... Ama neyse hiç sıkıntı yok. Ama keyifli yerden diyelim. Açtım yani otomotive getirdim konuyu. Evet iyi ettiniz hocam. Şimdi hocamın bahsettiği bu matrah düzenlemesi talebi bir süredir zaten bütün otomobil sanayicileri tarafından da dile getirilen bir konu ya da sektörün temsilcileri. Yani hemen hemen bütün modeller %80'lik ÖTV dilimine girmiş vaziyette. Halbuki işte biliyorsunuz 45 var, 50 var, yani 80 tabii var. Bu yapının amacı aslında hem tüketiciyi korumak hem de yerli sanayicinin rekabetçiliğini biraz gözetmekti. Ama o yapı şimdi şu anda bir süredir bozulmuş vaziyette. Hocamın da dikkat çektiği konu o diye tahmin ediyorum. Esas itibariyle bu tarafı bir düzenleme ihtiyacı var. Ama sadece tabii kredi meselesine de değindi hocam. O tarafı da önemli. Kredi bulmak şimdi tüketici için zor ve daha da zor olmaya devam edecek görünüyor. İhracat tarafında, yatırım tarafında o seçici kredi politikası yavaş yavaş bankaların tekrar şirketleri böyle daha mali ödeme gücü yüksek şirketleri, o konuda güvendikleri şirketleri tekrar aramaya başladı bankalar. Epey bir zamandır telefon bile kaldırmıyorlar. Ama şimdi arıyorlar, size kredi verelim diyorlar. Bir ihtiyacınız var mı diye sormaya başladılar.
Çünkü şimdi aslında hala %58-60 belki 70'e gidecek bir enflasyondan bahsediyoruz. Ama öte yandan Merkez Bankası'nın yaklaşık işte 900 bas puan ya da 9 puan diyelim faiz arttırımından sonra mevduat faizi bir hayli aşağıya doğru indi. Şimdi 25'lerin de altına doğru sarkmaya başladı. Bu arada kredi faizleri de 28-32 bantında gezinmeye başladı. Biraz daha üstü var ama bu bantta kredi alınabilir hale geldi. Faizler birbirine yaklaşmaya başladı. Yani bu da aslında bir tür normalleşme sinyali olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum hocamın söylediklerine ek olarak. Ama yani daha gidilecek yol var çünkü enflasyon hala orada yüksek. O kadar yüksek enflasyonla baktığınız zaman bu mevduat faizleri zaman zaman Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanı'nın da söylediği gibi yani çok da düşmesini istemiyoruz bir dolarizasyonu tetiklemesin, o tarafı güçlendirmesin diye. Orada bir takım ayarlamalar gerekebilir ama gidişat en azından faizlerin yeknesaklaşması bakımından, birbirine yaklaşması bakımından yakın görünüyor. Yani yakınlaşmış görünüyor. Bu da olumlu. Ben otomotiv piyasasından aldığımız bilgiler bir düşüş olduğu yönünde, talepte yavaş yavaş bir azalma olduğu yönünde. Yani tam da öyle bir geri vitese takma durumu yok ama özellikle yatırım amaçlı alımlar azalmış durumda. İşte hocamın da söylediği gibi hem ÖTV meselesi yani vergiler meselesi etkili, hem yani fiyatları yükseltiyor, hem kredi bu erişme noktasında sıkıntı yaşanıyor. Bunların ikisi ve bir de yani bilmiyorum o ÖTV artışı yeniden gelecek meselesi belki piyasayı belli ölçüde canlandırıyordur ama ya da canlı tutulmasına neden oluyordur ama ana eğilim otomobilde yavaş yavaş hız kesme yönünde böyle bir şey var, eğilim var. Dolar bazında belki de fiyatların düştüğünde göreceğiz. Mustafa sen o tarafı merak ediyorsun diye söylüyorum. Bir şey de düşsün. Bir şey de düşsün yavaş yavaş ama dolar bazında belki Türk lirası bazında artış yavaşlayacak. Yani daha makulleşecek diyelim fiyatlar ama gene de erişmek çok kolay olmayacak. Bir şey soracağım sana. Kredili alım yüksek bir konuda. Evet. Şey soracağım. Şimdi bir de tabii iç piyasanın bir şekilde canlanması da lazım. Bizim yani düşen şey yok değil mi? Memlekette alım gücü düşüyor mesela. Yani bazı şeyler de düşüyor ama bunu biraz yükseltmenin hani sadece gelir yükseltemiyorsunuz. İşsizlik de düştü. Alım gücünü yükseltmeniz gerekiyor. Evet, iyi tarafı. Ya işsizliğinde düşmesi. Ama düşme iyi bir şey değildir kapitalizmde kavram olarak. Ha. Şimdi alım gücü ne demek aslında? Ya bilmem ne çok pahalı fakat ama sizin almanız için bir takım pratik çözümler var. Ne bileyim işte kısa mı vadeli, düşük faizli bireysel kredi. Ona alım gücü denmez, ona aldırım gücü denmez. Ha, aldırım gücü mü? Tamam öyle diyelim. Bu yönde talepler gelmişti de mesela bir müteahhitlerin bir talebi vardı. Ve işte gayrimenkul sektörünün bir talebi vardı. Ayrıca diyordu ki arsa payı olmaksızın, arsa maliyeti olmaksızın bir takım konutlar üretelim. Kiralık hedefli konutlar üretelim. Bir muhasebeleştirme konusunda fiyat farkı talep. Bir şey vardı gene ama şimdi o konulara çok kafam basmadığı için aklımda değil ama. Fiyat farkı talepleri fiyat vardı. Fiyat farkı talepleri vardı. Çünkü o sektörün de bir şekilde ayakta durması lazım. Yoksa ne yapıyorlar? Şu bugün kaybını fazla yaşadık. Yarın onu kaybetmemek için daha fazla fiyatlandırıyorlar. Bir de özür dilerim bir şey mi var? Hakan Güldağ Çirek'te mutlaka ayrılmam gerekiyor dediği için. Çok özür dilerim. Ama yok senin sözünün bitmesini bekliyorum. Çünkü bir cümleyle hani o piyasada ne oluyoruz merak ediyorum da. Bir de geçen gün yine bu mobilya sektöründe senin daha iyi tanıdığın Doğutaş Mobilya'nın patronu vardı Davut Doğan. Ben evet. Ondan bir açıklama gördüm. O da taksitlendirme işini biraz kullanmaya başlayalım artık mobilyada diyordu. Çünkü mobilya pandemi döneminde çok pahalandı. Sonra yeterince geri gelmedi bana kalırsa otomobil piyasasında beklediğimiz gibi. Yeterince geri gelmedi.
bana göre tabii onlara göre maliyetleri yüksek ayrı bahis. Ama satın almayı kolaylaştırma yollarının açılması gerektiğini söylüyordu. Bu konulardaki beklenti karşılanabilir durumda mı, makul mü veya işte maliye tarafından bir ya, kusura bakmayın kardeşim müsaade veremeyiz durumu mu var yoksa mümkün mü görünüyor? Biraz söylediğin ikincisi ya kusura bakmayın kardeşim şu sıralar biraz kredi musluklarını falan bizim kapatmamız lazım durumu var. ve bu bir süre daha devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Çünkü harcamaları sadece döviz bazlı olanları değil, o yönde zaten birçok düzenleme geliyor. Belki bu Kıbrıs meselesini bir kere daha düşünülmesi de gerekir. Çünkü Kıbrıs'ta bu yurt dışı harcamalardaki taksitlerin kesilmesi Kıbrıs turizmini de vurdu. Biliyorsunuz orası esas itibariyle Kuzey Kıbrıs Türkiye'den giden turistlerle büyük ölçüde o turizm sektörü ayakta duruyor. Hani %80'e varan bundan sonraki dönemde düşüşlerin beklendiği bir ortam ortaya çıktı. Artık hani bir iki kişilik bir tatil paketi de hani yurt içinde yapmakla Kıbrıs'ta yapmak arasında çok büyük fark yok. Bazı noktalarda Kuzey Kıbrıs'ta yapmak daha şey oluyor, daha avantajlı bile olabiliyor. Ona rağmen çok yüksek rakamlar, o çok yüksek rakamların da taksit dışında böyle bir kere de ben bunu öderim diyeceklerin sayısı çok az. Onun için mesela Kıbrıs'a belki bir kere daha bakmak lazım. Bazı konulara böyle tekrar bakmakta fayda var. Hani zeytinyağına bir ihracatına yasak getiriyorsunuz. Sektör ona da tepkili ama belli oranda bir şeyi bir anlayış olabiliyor orada. Yağ fiyatları vesaire şu bu ama mesela nohutta ve mercimekte o kadar yüksek bir rekolte var ki bu yıl Türkiye'de %30 falan arttı. Yani bütün ya çok ciddi arttı. Mesela 580 bin ton nohut üretimimiz var. 400 bin tonun üzerinde kırmızı mercimek üretimimiz var. Bunlar Türkiye'nin ihtiyacının tüketiminin iki katı. Şimdi burada da ama ihracatta kısıtlama var. Firmalar bazında şey var, kotalar var. Geçen bu küresel onu galiba pandemide pandemide kısıtlamışlardı öyle hatırlıyorum. Evet. Evet ama o, devam ediyor işte. Krizinde. Tabii onlar evet. Da hızlı yani davranmak gerekiyor. Evet, yönetim kurulu üyesi var Fethi Sönmez. Yani hakikaten bu memlekette dünya çapında da bu işleri iyi izleyenler var. Yani diyor ki şimdi burada da fiyat düşüşleri ister istemez bir sonraki dönemde çiftçinin bu ürünleri fazla ekmemesine neden oluyor. Bu sefer de fiyatlar istemediğimiz şekilde yükseliyor. Yani Mustafa çok doğru söylüyorsun ama bunlara böyle etki analizleriyle bu lafı çok sevmememe rağmen bunun ucu nereye gidiyor, ucu nereye dokunuyor onu da göre göre tabii, hareket tabii. Etmek ve her bir alanda kararlar vermek gerekiyor. Evet. Genel kararlar biraz önce hocamın da söylediği gibi işte hadi arttıralım ÖTV'yi ya da dediğiniz zaman o her zaman en iyi sonuçları vermeyebiliyor piyasayı regüle etmek bakımından. Piyasaya karışılsın, piyasa tamamen kontrol altına alınsın anlamında değil ama her piyasanın bir regüle edilmeye ihtiyacı var doğru biçimde. Onun yapılması açısından önemli. Bence Davut Doğan'ın talebi makul fakat bir süre bu olmayacak gibi görünüyor. Fakat yani Türk lirası üzerinde yerli satışlarda özellikle mobilya vesaire gibi yerli oranı, üretim oranı yüksek ki aynı şey otomobil içinde geçerli ürünlerde bu taksitlendirme olayının ben gündeme geleceğini düşünüyorum. Gelebilir ve bunun da genel yapıya, genel dengeyi bozma yönünde çok da büyük bir etkisi olacağını da düşünmüyorum. Orada yine esas olan dövizle olan ithalatı yüksek ürünlerdir. Bazı sektörlerimizin de maalesef çok yüksek ithalat oranları. Ama ithalat oranı düşük sektörlerimizin bu açıdan desteklenmesi hem piyasanın canlılığı bakımından hem de aslında vatandaşın da bu ürünlere erişmesi bakımından da önemli görünüyor. Yani böyle bir adımın atılmasında
fayda olabilir. Evet. Ama birkaç ayda gelmez diye düşünüyorum. Bu benim tabii ki kendi tahminim. Çünkü bir orada bir dengeye doğru gitmeye çalışıyor. Eli rahat değil Merkez Bankası'nın faizleri arttırmadı. Onun için diğer yollarda yani hazine bir şekilde hazine maliye bütçeyi hafif dar tutup Merkez Bankası da parayı sıkmaya çalışıyor ki bir dengeye gelsin. Ama ondan sonra ya mesela Kasım vesaire gibi önümüzün de seçim olduğunu gene düşünelim. Hani Güngör Uras'ı rahmetli hep anıyorum ben böyle 19'unda vefat etmişti 19 Ağustos'ta. Kendisini de rahmetle tekrar analım. Hep derdi ki böyle kolumuza girip burası Türkiye abicim. Şimdi bunun da bir takım etkileri var ister istemez. Biraz daha vakit olacak. Tam çilemiz dolmadı diyelim. Şimdi biz tabii mevzulara bir tarafıyla Ayşe teyze ve Ali Rıza amcanın penceresinden bakarak değerlendirme yapıyoruz. Bir taraftan da yani iş dünyasının beklentileri çünkü o beklenti esnaflığın şanındandır ağlamak öyle derler. Şimdi tamamen o piyasayı ona bırakılacağını da düşünemeyiz ama gıdada gördüğümüz gibi gıda milli servet ve bu hakikaten bir sonraki dönemde daha düşük üretim olarak bize yansıyabilir. Daha düşük üretim daha yüksek fiyat demek. Bugünden stoklarınızı, stoklamalarınızı ve ihracatınızı planlamanızı gerektirir. Evet. Hızlı karar almak devletler için şu sıralar fark yaratan şey. Bizim en büyük avantajımız da o. Devletler Titanik gibi burunlarını döndüremiyorlar genellikle. Ama bizim avantajımız hızlı karar alabilmemiz. Burada da hızlı karar almamız gerekiyor. Hakikaten hani taksitlendirme tamam. İşte enflasyon döneminde şirketler taksitten para kazandılar ya. Biz enflasyonun zenginiyiz diyen bir sürü tanıdığım insan var. Arkanın daha fazla vardır. Kıyaslamayalım şimdi. Ama neden? Çünkü enflasyon artı 2 puan filan da o ekliyor taksitlere. Niye? Diyor ki ya tamam ödeyebiliyorsun işte. Bak taksitlendirdik. Arada ben de nemalanayım diyor. Şimdi taksit bitiyor ama fiyat da enflasyon duruyor bir yerde ama taksitle o fiyata almış olan kişi yani pahalı almış olan ya bunun fiyatı düştü falan demiyor yani. O fiyat yine orada duruyor. Evet. Taksitle yükselmiş fiyat gene bir yerde duruyor. O yüzden ona tamam çok yüz vermeyelim ama ihmal de etmeyelim. Çünkü onun da bir sırası geldiğinde onu da değerlendirmemiz lazım, kullanmamız lazım. İnsanların bir şeyleri satın alabiliyor olduğunu hissetmesi gerekiyor. Evet. Yoksa diyor ki hiçbir şeye tutulmuyor. Geçmiş olsun siyasetçisiniz. Hiçbir şeye tutulmuyor diyen adam size oy vermez yani. Bir şeylere tutabilmesi lazım onun. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ çok teşekkür ediyoruz. Birazcık da geç bıraktık size ama. Hiç sorun değil. Çok teşekkür ediyorum biz ben teşekkür de. Biz teşekkür ederiz. İyi haftaya yayınlar. Görüşmek Hakan, üzere. Bir yere, sağ olun. Bir yere yetişmek için biraz geç kalabilir ama hızı fena değildir. Evet. Yasal limitler dahilinde diyelim. Ben bir şey söyleyeceğim ama burası çok önemli. Burası Türkiye. Abicim güzel kitap ismi olur. Burası Türkiye diye bir kitap var da burası Türkiye abicim de güzel olur. Ama modele değişken olarak korsan patlar model çalışmaz yani. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Evet. Evet. Evet, kaldık şimdi baş başa. Kaldık masa. Otomobili bir tarafa bırakıp konuta gelelim. Yani bu konut fiyatları dengelenecek. Bu da üretimle olacak. Piyasayı biraz baskılayabilirsiniz ama üretimi olmadan olmaz ve sosyal konut işte yerinde dönüşüm çalışmaları vesaire bunlar çok belirleyici. Belki konut sorununu çok evvel şimdi önümüze konulan takvime göre çok daha evvel çok daha etkin verimli biçimde çözebilirdik ama bir büyük afetle yüzleştik. Bunu unutmamak lazım. Yani bu seneye maliyeti, bu seneye maliyeti. Bu süreçte çok hızlanacağı benziyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özal Sekin'in yeni adeta seferberlik ilan ederek İstanbul depremine hazırlık yapılacağını açıkladı. Çünkü diyor ki İstanbul koca bir hapishaneye döner. Ha öyle ama bu tabii yeni bir şey değil. Orada da bir devamlılıktan ben bahsedeyim. Murat Kurum evet.
bu evet, ifadeleri tabii. çok kullandı. Belli bölgelerin açılmasına ön ayak oldu. Evet. Onları ihmal etmemek lazım. Sultan Gazi civarında Bağcılar'ın taşınacağı yer, taşınca derken Bağcılar'ın açılacağı yer belli. Uzanacağı, genişleyeceği yer belli. Ve bu uzama, genişleme sadece oradaki mülk sahipleriyle alakalı. Dışarıdan oraya yeni bir göç almaya izin vermeyen bir sistem, bir yöntem bu. Evet. Bulunduğu yerde kentsel dönüşümün devamı aynı şekilde söz konusu. Bunu yapmak lazım evet. sadece. Ama ben size söyleyeyim. Belediyeyle anlaşalım, onunla yapalım. Belediye de işin burasını ya tutmaz tutmaz. İstanbul'da da, İzmir'de de büyükşehir belediyelerinin işin bir ucundan tutabileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir yerden tutarlar, ondan sonra Rabbena hep bana, ben bunları yaptım ettim, bana yaptırtmadılar falan, saçma sapan bir yere götürür işi. Ekmek yemek, üzüm yemek değil onların işi. Havalimanı metrosu, Çamsakura'nın yolu. Tabii canım. Yani Çamsakura'da da reklam yapıldı yani. Sakura'lı reklam yapıldı. Sakura'ya yol yapmayın. Enteresan. İstanbul'da bütün panolara sakura çiçeği astılar. Evet. Tek aklıma gelen Çamsakura'nın yapılmayan yolu. Tabii. Ya burada yalnız şuraya getireceğim konuyu. Şimdi kendi içimizde konut meselesini çözüyoruz gibi bir durum var. Biraz önce alım gücü, aldırım gücü diye bir şey söyledik ya. Şimdi bizim hiçbirimiz tek kalemle çıkarıp da bir konutu alamayız. Bunun aldırılması lazım bize. Onun da çalışmalarıyla beraber yapılıyor. Finansal çözümlemeleriyle beraber geliyor. Ama tabii yeni konut edinecekler için de o sosyal konut projesi çok önemli. Bu çok iyi, önemli. Çünkü bakın yani krediyle falan her şey çok iyiydi zamanda. Kredilere uygundu. Uzun vadeliydi, şuydu, şuydu. Biz o yılları yani hakikaten 3 yıldan önce görmeyiz. Yani bu çok acı bir şey de değil yani. Normalde böyle zamanlarda bu işlerden çıkış 3-5 yıl alır. Bizim çıkışımız ve çıkış daha erken olabilir ama insanların buna güvenmeye başlaması, biz artık buradan çıktık demeye başlaması 3 yılı bulur geçer. Bunu 2002-2008 döneminde de gördük biz. Ancak o zamana kadar insanlar 5 yıl içerisinde, 6 yıl içerisinde bu sistemin çalıştığına güvendiler. Yüksek enflasyondan düşük enflasyonlu bir sürece de girilebildiğini gördüler o zamana kadar ve ona güvenmeleri de vakit aldı. Buna rağmen biz yıllarca o düşük enflasyonda bile düşük tutulan enflasyon, düşük tutulan döviz bilmem ne de biz üste devasa reel faizler verdik. Ama paranın aktığı yıllarda. Ya zaten akıyor. Vermesen de gelecek bu. Ama ne olur ne olmaz. Aman verelim filan. Şimdi o yediğimiz hurmalar bizi tırmalıyor. Şimdi biraz daha geleceğe dönük de biraz daha kendimize güvenle gidiyoruz. Dövizi şu kadar arttır, faizi şu kadar arttırmaz. Arttıracağız, sakin olun ama o dediğiniz kadar değil. Yavaş yavaş yakın sanacak birbirine. Ama faiz faiz enflasyonun peşinden koştukça enflasyonu yakalama şansı yok. Faiz 3 adım ileri atacak, enflasyon 2 adım geri gelecek. Böylece birbirlerine yaklaşacaklar. Çünkü sadece birinin yükselmesi bizim işimizi çözmüyor. Aynı şekilde biraz da altında kalacak. Neden? Ben bileceğim ki ya, elimde para var, faize koydum. Ya bu değer kazanıcı kaybedecek orada. Ben onu veya yerinde duracak. Ben ona daha iyi değer kazandırabilirim diyebilmeliyim. Başka bir yatırım onu çekebilmeliyim ki vatana, millete, memlekete bir parası olsun. Ev alıyoruz, hiç kimseye yaramıyor. Hiç kimseye yaramıyor. Alıyorsunuz orada duruyor. Araba alıyorsunuz orada duruyor. Kullanmıyorsunuz o parayı yani. Ölü yatırım yapıyorsunuz. Bizim için fark etmiyor. Vatandaş parasını kazanıyor da devlete yaramıyor. O yüzden önünü açması gerek bir şekilde. Sonra her şeyin fiyatı yükseliyor böylece. Sonra diyorsunuz ki ya yükseliyor ama işte onu alan da kazanıyor. O da vatandaş yani. Ben araba alamıyorum, sıkıntı çekiyorum ama almış olan da para kazanıyor, mutlu. Şimdi iki kişiden biri mutluysa siyaset diyor ki benim için fark etmez diyor. Birine birini mutlu ettin zaten, herkesi mutlu edemezsin. Çok güzel. Ama şeylere yansıyor. İşte ev fiyatları, kıyaslamalar var. Onları da ona yansıyor. Evin fiyatı artıyor. Kira miktarı artıyor. Sonra o kiracı dönüyor, şey diyor ki siyasetçiye, senin bana verdiğin paranın yarısını oraya verdim mi? Maaşımı arttırdın ama yarısını da aldı.
Hatta 3'te 2'sini almaya talep ediyor. Sen diyor onu da bir düzeltelim bakalım. Ha, demek ki çok taraflı düşünmek gerekiyor. Ben o yüzden o arsa payı maliyeti olmaksızın büyük şehirlerde en büyük maliyet o çünkü. 1,5 milyon ev yapıyoruz diyor adamlar. 100 metrekare bir evi biz 1,5 milyona yapıyoruz diyor taşradaki müteahhit. Buradaki de yapsın 2 milyona. Hı? Nasıl bu ev 2 milyon, 12 milyon oluyor? Ya da hadi 12'yi geçtim nasıl 6 oluyor? Nasıl 4-5 oluyor? Kentsel dönüşümden çıkan 3 milyona satılıyor küçücük evler. Kentsel dönüşümden çıkmış. Şimdi bu arsa payı maliyeti hariç kiralamak üzere inşa edilmiş konut modeli bana çok cazip geliyor. Keşke ben üniversiteye başladığımda olsaydı da biz 2 arkadaş, 3 arkadaş böyle temiz düzgün bir ev kiralasaydık. Daha uygun düşük paralar ödeseydik. Veya devlet deseydi ki koçum alın size işte atıyorum 50'şer bin lira 25'er bin lira sizi borçlandırıyorum. Üniversiteden sonra ödemek kaydıyla alın kendinize bir artı bir küçücük ev. Ondan sonra onu satar daha büyüğünü alırsınız. Onu satardı. Veya evlenirken bunu yapsaydı. Ya bakın dünyada bunu yapanlar var. Var ve çok faydalı oluyor. İnsanlar 40 yaşına kadar 35 yaşına kadar para biriktirip ev almaya çalışıyor. Parayı biriktiriyor. Tasarruf oluyor değil mi? Şahane diyorsun. Bak tasarruf oluyor. Nereye gidiyor tasarruf? Toprağa. Bitti o tasarrufun artık kimseye bir faydası yok. Şimdi kişiler uygun vadelerle, uygun imkanlarla kirada oturabilse veyahut onlara adım adım büyütebilecekleri bir konut sahibi olma imkanı sağlarsanız ben kendi adıma ihtiyaç duyduğumu düşündüm mesela. Ben niye 30 yıl boyunca uğraştım ki? Ondan sonra bütün bir böyle bir dengesizlik oluyor. Bütün birikiminizi ve gelecek 5 yıllık olası birikiminizi borçlanarak gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki kendimize bir ev alalım. Yani devlet için saçma sapan bir şey. Vatandaş için tamam makul ama devlet için saçma sapan bir şey. Ey vatandaş ya benim zaten paraya ihtiyacım var. Ben bunu yurt dışından döviz almak için üste faiz veriyorum. Sonra bir de bir dengesizlik oluyor. Dolar da, döviz de artıyor. Bir de üste oraya para veriyorum. Ya senin parayı bana versene ben onu kullanayım. Ya dedi ki kusura bakma benim ev almam lazım. Ya alma sen. Ben senin barınmanı garanti altına alıyorum. Merak etme. Sen o parayı ekonomiye aktar. Desene. O yüzden bazı parametreleri ya da yani anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Bugün de yarın olmaz belki ama bunu anlata hani biz hep iletişim dilinden bahsediyoruz. Sözlü yönlendirmeden bahsediyoruz. Biraz insanların kafasının da ya aslında çok da doğru yapmıyoruz ha diye çalışmasını sağlamamız lazım. Evet. Bunu yapmazsak o zaman ne yapıyoruz? Yani moralim bozuldu. Bir dünya paramız var. Bütün birikimimizi veriyoruz. Bir de üstüne bir sürü borca giriyoruz. Evet vatandaş için alıyorsun ediyorsun ama bu devlete yaramıyor. Benim için fark etmiyor ki. Ben alıyorum bütün parayla arsa. Kimsenin haberi yok. Devletin de haberi yok. Devlet 6 bin lira benim 6 bin lira 6 milyonu arsa aldığımı varsayalım. Devlet o 6 milyon için bilmem kaç dolar yapıyorsa 30 bin dolar mı? 3 bin dolar mı? 3 bin dolar yuvarlak hesap. 30 bin dolar özür dilerim. Hesabımı bile yapamıyorum. Yoksa 300 bin dolar mı? Neyse yurt dışından borçlanıyor. Hem dövizle borçlanıyor hem üstte bir faiz ödüyor. Ben de diyor benim için hoş. Ben diyorum ki koydum oraya. O arsa şimdi birkaç sene sonra oralarda imar işte kat yükselir bir şey olur. 3 tane birisi gelir villa yapmaya kalkar. O 20 milyon çarpı 3 eşittir 90 milyon ya. Yani milyon lafını telaffuz etmekte zorlanan adam bunun 90'lısını telaffuz ediyor. Onun için hava hoş. Problem burada şu. Devlet kendi vatandaşında olan bir parayı duran, onun bir yere gömdüğü bir parayı dışarıdan onun maliyetinin 2 katına borçlanıyor. Bunu ekonomiye çekmenin yolunu bulun be kardeşim. Ne yapsın devlet bütün parayı ona o mu versin? Yok niye Japonya'da, İngiltere'de, Amerika'da bu işler nasıl olmuş zamanında? Ona göre bakacaklar. Ben bunu bilmiyorum. Ben olmuşunu gördüm de ondan. Ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bilseydim burada olmazdım. Ama şunu biliyorum ki ya işte
Şu marka var, şu marka var. Hangisinin iyi olduğunu biliyoruz da. Onu illa yapabiliyor olmamız gerekmiyor yani. Şimdi o tasarrufu, şimdi tasarruf yapıyorsun, o tasarrufu arsa satana veriyorsun. Sistemde dolanmaya devam ediyor o varlık. Yani. Ama kaç yılda? 5 yıl bekliyor. Sen satın aldığın anda ben satın aldığımda hemen vermiyorum ki. 5 yıl duruyor da değer kazansın diye. Bak yatıyor. Şu tehlikeli bir şey söyledin. Birkaç tehlikeli şey söyledin de. Faiz 3 çıkacak, enflasyon 2 inecek dedin falan, tüyler diken diken iktisatçılarda yani. Ben tersini mi söylemem lazım? Aman diyeyim ha. Şöyle tehlikeli bir şey söyledin. İşte arsa alacağım, biri gelecek villa yapacak, 90 milyon olacak. Tamam. Dedim. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda bu kentsel dönüşümü, sosyal konutu falan konuşmaya başladık ya. Bazıları yatırımcı profilde, bazıları hususi gidip kötü evleri topluyorlar. Diyor ki buraya dönüşüm gelirse bana avantajlı bir şey olur falan gibi. Yani artık neresinden tutup neresinden baş edeceğiz? Normalde o profilin gidip işte rezidans denen, öyle tarif edilen yapılardan 1+1'ler toplaması lazım falan. Yani bizim bildiğimiz öyle. Fakat şimdi bunlar orayı bırakmışlar. Kötü mahallelere girip oralardan işte konut topluyorlar. O da şimdi çürük çarık konut 1 milyonken yani doğru dürüst depremde yıkılmayacak konutta bir para eder gibi bir durum oluşuyor. O da 1,5 oluyor, 2 oluyor falan. Yani acayip parametreler çalışıyor. Bunun davranışsal tarafını içinden çıkamayız. İşte bir taraftan araç onu itiyor, o aracı itiyor. Kentsel dönüşüm yapacağım, sizi işte kurtaracağım. Bu böyle bir karşılaştığımıza benzer bir afetten, yıkımdan, daha sürdürülebilir bir çevrede yaşayacaksınız falan dediğinde birileri de alarma geçip dönüştürülecek yerleri toplayalım gibi bir kafaya giriyor. Yani onlar çıkar ama hep ya yapılacak işte bir şey yok yani. Şu arsa alalım, biri gelir villa yapar 90 milyon dedin ya, onun bir sürü versiyonu var. Var. Yani bir sürü her yerde var yani. Bundan da bir regüle etmemiz lazım. Yani doğru. Onu nasıl regüle edeceğiz? Özellikle bu şimdi ilave vergi gelmeyecek diye bir bilgi var ama bu konut tarafında ilave bir vergi gelmesi de gerekiyor gibi duruyor. Onu yatırım niteliğinden biraz uzaklaştırmak için. Deprem bile uzaklaştırmadı. Yani yıkılacak konutu adam yatırım olarak alıyor. Evet. Acayip çarpıcı bir şey söylüyorum ya. Yıkılacak konutu yatırım olarak alıyor. Şimdi onu iyice yatırım niteliğinden çıkarmak için başka çalışmalar yapmamız gerektiği de anlaşılıyor ve konutta orada gerçekten bak bir yatırım yani bir evi olan bir tane de çocuğuna ev almış olan adam, ikisi de kendi üzerinde görünüyor. Bunların yani miktarı 20 milyonluk evde olabilir ama kastettiğim o değil tabii yani. Mahallede evi olanın. Bunları ayırmak gerekiyor bakın. İki tane evin var senin. Sen zenginsin. Ver bakalım şu kadar falan dediğinizde millet zıvanadan çıkar. İki, ya adamın iki tane evi var. Evet. Sadece kendisinin var. Evet. Ya ama iki tanesi de bir tane doğru düzgün ev alabiliyor. Konutsa konut ama. Ya diyorsun ki kardeşim bunun ikisini birleştirince zaten bir ev yapıyor. Bana neden ticari olarak ev alıp satıyor adam muamelesi yapıyor. Evet. O da başka bir şekilde çıngar çıkartır. O yüzden orada sayılara bakıp hesap yapmayı değil, insanlara bakıp hesap yapmayı gerektirir bu durum. Evet. Ben dönüşüm tarafında da işte dönüştüreceğiz tamam gibi böyle toptancı bir yaklaşım olmaması lazım diyorum. Şimdi dönüşüme giriyorsun. Birisi elini ovuşturuyor. Tabii. Birisi farklı değerlendiriyor, birisi bambaşka bir şey. Yani bütün düşünceyi, duyguyu homojenleştirmek lazım. Onu da işte ben tamam hepinizi dönüştüreceğim, kötü mahalleler yaşadınız siz diye sunduğunda böyle fırsatçı bir profilde ortada dolaşıyor. Şimdi bu aldırma kısmına bir şey söyleyeceğim Elif, varsa vaktimiz. 2 dakikamız var hocam. Şimdi alım gücümü, aldırma gücümü meselesinde işte bu karta geçen hafta sınırlanan taksitler üzerine bir tartışma yaptık. Hakan Bey dedi ki bu seyahat harcamalarına taksit yapılmaması Kıbrıs turizmini vuruyor dedi. Oraya bir bakmak lazım dedi ama benim beklentim karttan taksitin komple de kaldırabileceği, yani tümden de kaldırılabileceği şeklinde de bir beklentim var. Bu radikal bir beklenti olarak görülebilir ama yani politikanın karakteri oraya doğru gidiyor. Orada da işte biraz seçici olmak lazım gelecek gene. Yani seyahat uçak biletinde taksit kalktı biliyorsun.
Ama taksit uçak bileti için var olmuş bir şeydi zaten ilk başta, hatırlar mısın? Yani markette yok mesela, siz gıda alışverişi yapıyorsunuz, herhangi bir taksitlendin mi? Birçok yerden adım adım kaldırılıyor ama seyahat biletinden kaldırılması bayağı bana bir mesaj veriyor. Çünkü onun taksitli olması esastı yani, orası zaten ona münhasır kartlar düzenlenir biliyorsunuz işte. Pahalı olduğu için biraz da yani o tabii pahalı. Pahalı geliyordu. İlk kullandığımız ilk satın aldığımız pahalı şey uçak biletiydi. Evet. Şimdi ucuzladı baktığınız zaman. İşte ben o adımın başka taksit daraltmalarına da gidebileceğini düşünüyorum. Yani oraya da bakmak lazım. Hala bazı şey, zaten biliyorsunuz 12 evvelce 24 taksitti karttaki işlemler. 12 ile sınırlandı. Sonra 9'a geldi. Tümden kapatılmaz 6'ya gelir, 3'e gelir falan. Böyle gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Ama ben o kart taksitlerinden kaynaklanan mali yükün de fiyatlardan geri düşmesini de beklerim o arada yalnız. O olsun diye sen zaten. Sen onu 100 liraya 6 taksitle satıyordun. Taksit kalktı, gene 100 liraya satıyorsun. Olmaz. Onun olacağı varsayılarak. Ha. Ama bu Hakan varsayın, Bey için kötü haber yani. Varsayım için demeyelim onu da, onun da varsaydırılması lazım yalnız. Güzelsin. Var haline getirilmesi lazım daha doğrusu. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yusuf Dinç. Değerli vaktinizi ayırdığınız için katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ve analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.